Erkenci kuşla devam ediyoruz izniniz olursa efendim. Buyurun efendim, burada yorumlar. Can Yaman Arapça konuşmuş. Onu da yazacak mı? Can Yaman bilmem ne mezunu. Arapça konuşuyor. Arapça konuşuyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Can Yaman'ın Arapça konuşması. Beyrut'a gittiler. Ödülleri aldılar. Buyurun. Beraberler yani. Ya, eğer zaten. Ben söylemiştim. Ya. Bir kere sonsuz yakışıyorlar. İkisi de bekar. Yani beraber olmamaları için pek bir sebep yok. Tabii ki yani birbirlerinden hoşlanmayabilirler. Hani bu başka ama bir şey ama. Ama dizide berabersin. Dizide böyle sevgiliyi canlandırıyorsun. Yani mis gibi ortamlar. Etkilenirsin. Mis gibi ortam derken. Tam sevgili olunacak ortamlar. Niye biliyor musun? Her şeyini görüyorsun. Yalanı şey yok. Adam açken nasıl biliyorsun mesela? Işıklarda problem var, yattın ya karavanda. Adamı görüyor. Biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Adamı tanıyabileceğin en güzel ortam set ortamı. Set ortamı. 3-2-1 kestik, devam. Onun hayatını görüyorsun. Zaten setteyken, senaryodayken, kayıttayken yaşananlar. Eyvah eyvah yani. Peki bir şey daha soracağım. Bu Arapça konuşmasına herkes gülmüş ama bence de Demet de biraz gülmüş gibi. Dalga geçmişler gibi. Peki sence Can'ın Arapça konuşması mı da komik? Burak'ın öz... İkisi de enteresan olmuş. Yok yani Can biraz özgüvenli bir çocuk belli. Yani kendi Arapçasını kendi şey burada seslendirme yok. Kendisi Arapça okuyor yani, muhteşem bir şey bence. Komik değil ama bence yakışmış. Ya çok zor bir dil bir tabii de ya ki. Arapça. Bak, Arapça, Türkçe inanılmaz. Bak Türkçe de çok zordur. Normal başkası yabancılar için her zaman bütün yabancılar söyler yani en zor dillerden bir tanesi. Ama Arapça bir dinleyebilir miyiz Can Yaman'ı öpüşmeden evvelki konuşmasını? Güzel konuşmuş ya. Ya bence de çok tatlı olmuş, keyifli çocuk olmuş. Çocuk hırslı. Bir de bu çocuk sakallıyken daha bir ciddiye alınacak gibi. Böyle eski halleri çocuk gibi. Belki de... Ama yaşı da çok zaten şey değil. Mesela ama böyle çok oldu. Ekrana da çok yakışıyor. Yani çok bence... çok olgun görünüyor yani, yaşından daha büyük görünüyor mesela sakal. Mesela kaçlı o? Can Yaman kaçlı? Google. Google'cum. Google. Araştır bakayım. Yani küçük yaşı var ama mesela böyle çok daha olgun oldu. Ece sanki böyle ilerleyen zamanlarda o Can Yaman'da 88'e mi? 9. 89'da. Ha. Yani çok da küçük 30, değil. Yani 30 yaşında. Evet. Ama işte daha büyük görünüyor. Böyle Burak Özçivit gibi, Kıvanç Tatlıtuğ gibi uluslararası böyle her yerde tanınacakmış gibi bir havası var. Kıvanç dedin ya, hani hatırlıyor musun? 40 dakika bir mekanın önünde röportaj verdi. Et restoranının evet. önünde. Biz de dedik ki kesin onun mekanı, bu kadar tanıtım yaptığına göre çok samimi arkadaşının, Gökhan diye bir arkadaşının mekanı. Kimi? Dün Gökhan'la birlikteydik. Ha, Gökhan. O restoranın sahibi. Hı. Gökhan dedi ki Kıvanç'la böyle bir projemiz var ama yurt dışında açacağız dedi. Yurt dışında restoran et orası? Restoranı açacaklarmış. Çok güzel. Yani bildiğimiz hani Nusret gibi yurt dışında onlar da açacak. Kıvanç'ın çok enteresan, böyle bir konuya ilgi duyduğunu ilk defa duydum. Ne yapsın adam, meziler patır patır bitiyor. Valla. Adam ne yapsın, baktı çarpışmada da pek iş yapmadı bu işler. Dedi ki biz bir restoran açalım. Bir restoran açalım. Ece bu arada bu Can Yaman'la alakalı biz böyle çok hoşlandık falan, güzel ama çok kötü yorumlar da var. Onlardan birkaçını da okuyalım. Ki o kötü yorumlar her zaman olacak. Evet bak, kötü. İş başında. Şu iki varoş ödüllendirildi ya, oyunculukları sorgulamayı bırakıyorum. Aslında kötü oyuncu değil çocuklar. Yani niye böyle bir şey söylüyorlar? Varoş niye mesela? Neden yani? Neden varoş gerçekten? Bu arada Can Yaman'a varoş dediniz ama çok bozulabilir. Künyesini Ece sürekli okuyor. Bakın nerelerde tabii, okuyor. Tabii. Her bütün okullarını yazmış. Başka rakip olmayınca mecburen bunlara vermişlerdir. Kesin. Başka ihtimal olamaz diyor bir izleyici. Allah Allah, o kadar sevilen bir çift. Enteresan. Devamında diyor ki Türk dizi sektörü tam bir rezillik ya. Önüne gelen oyuncuyum diyor. Geçin bu işleri ya. Bunları yazanların çoğu erkek yalnız ha. En iğrenç ikili. Gerçekten bak, yazanların çoğu erkek. Faruk. Genellikle kadınlardan duyarız ya, erkekler genellikle. Beyrut komple kör herhalde. Sercü. Bu da erkek. Yemin ederim oyunculukla alakaları yok. Bunlar torpille mi bir yerlere geliyor? Anlamadım. Bu da erkek. Bir başka erkek. Hayırdır ya? Bu Can Yaman'ın bir kıskançlık mı acaba? Bu Can Yaman var galiba biraz, anladım. Yani bir hasettik. Can da güzel bir çocuk şimdi. Boylu poslu. Ekrana da çok yakışıyor. Erkeklerin de kıskanacağı bir tip. Kesinlikle. Erkeklerin de kıskanacağı bir tip. Mesela Faruk delirmişti adam kıskançlıktan. Can'a da böyle yapıyorlar. Ama bence... Can'ın da şu görüntüsünü biraz kötü değil. Şey yapalım, verelim.